Sizlere Tayrabır sistemini anlatacağım. Ve Tayrabır sisteminin Türkiye'deki kısa geçmişinden bahsetmek istiyorum. Bundan yaklaşık 5 sene önce Türkiye'de yapılmayan ve denenmeyen bir sistemdi Tayrabır sistemi. Tayrabır ilk ithal ettiğimizde Türkiye'ye bu sistemin ne kadar avcı ve başarılı bir sistem olduğunu defalarca videoladım ve fotoğrafladım. Zaten bu kadar başarılı bir sistem olduğundan ötürü de ithal ettiğim ürünün yüzlerce kez sahtesi yapıldı. Japonca'da tahinin anlamı red snapper'dır. Yani bizim sularımızdaki mercan familyası diyebiliriz. Türkiye'ye Tayrabır sistemini ilk ithal ettiğimde Ocean Angler markasını tercih ettim. Ocean Angler markası Yeni Zelanda menşeili bir üründür. Yeni Zelanda'da red snapper avı oldukça popülerdir. Ocean Angler markasının sahibi Paul oldukça deneyimli bir avcıdır. Paul, ürünü çıkarmadan önce bir sene boyunca ürünü dener, diğer benzerlerinden daha adetli balık yakalayan sahteyi satışa sunar. Bizzat ben de FG balıkçılığı ilk kurduğumda, ki tek hedefim sadece ama sadece iş yapan garanti ürün ithal etmekti. Çünkü bundan önce yanlış ithalat sonucunda hobicilere oldukça fazla gereksiz malzeme satıldı. Ve hobiciler de artık bıkıp hobiden soğudular. Neyse ki artık sosyal medyanın da gücü sayesinde insanlar doğru ürünle tanışıp sonuç elde ediyorlar. Şimdi gelelim herkesin merak ettiği soruya. Neden Ocean Angler Slider diğer Tayrabır türlerinden daha başarılı? Ocean Angler Slider'ın kurşun tarafına baktığımızda aerodinamik yapısının diğer rakiplerinden daha farklı olduğunu görebilirsiniz. Ocean Angler Slider'a ilk baktığımızda bunu hemen anlayabiliriz. Ocean Angler Slider'ın aerodinamik yapısı diğer tayı türlerinden biraz daha farklıdır. Peki, bu yapının bize avcılıkta ne gibi bir faydası olur? Ocean Angler Slider'da her sardığınızda sahte aerodinamik yapısının sayesinde önce sağa, sonra sola. Önce sağa, sonra sol. Side to side efekt yaparak tayınıza aksiyon verdirir. Tayrabır'da balığı cezbeden skirt tarafı mı yoksa kurşun mu? Kafa bir nevi kurşundur. Yani skirt'ü batırmaya yarar. Balık skirt'e ilgi duyar. Diğer tombul türleri yuvarlak tombul top şeklinde olanlar dümdüz yukarı doğru gelmektedir. Bu aksiyon farklılığından ötürü slider diğer Tayrabır türlerinden daha başarılı ve daha avcıdır. Tayının çalışma prensibi kafa tarafı yani kurşun tarafımız önce dibe varır. Dibe vardıktan sonra yukarıdan skirt süzüle süzüle aşağı inmektedir. Bu esnada da aşağıda avcı herhangi predatör bir balık skirtin ayrı gelmesinden ve yavaş batmasından ötürü skirtümüzü görür ve saldırır. Balık bunu maskova benzetir. Maskov yumruk kadar daha fazla büyümeyen bir ahtapot cinsidir. Tayrabır sisteminde kullanacağımız kamış, makara, ip ve leather nasıl olmalıdır? Tayrabır kamışlarının ilk 4 ya da 5 boğumu incecik yapıda olur. Bu incecik yapıda olduğundan ötürü düz sarımda sahteye aksiyon verir. Ben Omoto Tidit kamış kullanıyorum ve Omoto Tapas makine ile kombine ediyorum. Bunu Omoto NTS 10 ya da 12 modeliyle de kombine edebilirsiniz. Çünkü hepsinin Purrank Crank'i jig avına uygundur. Omoto markasının ürün geliştirme yöneticisi olduğumdan ötürü Türkiye'ye ithal edilen her kamış ve her makine Türkiye şartlarına uygun hale getirilip öyle ithal edilmektedir. Çıkardığım her ürün, ürettiğim her yeni ürün diğer türlerinden yani diğer rakiplerinden daha başarılı olmasının sebebi benim iyi bir avcı olmamdır. Çünkü bir avcının ne istediğini çok iyi biliyorum. Tayrabır yaparken kullanacağımız çıkrığın HG yani high gear olması gerekiyor. Çünkü jig avı yapıyorsak eğer
sahtemize bir an önce aksiyon verdirmeliyiz. Bunu da HG yani yüksek devirli makinalarla sağlayabiliyoruz. PG makinalar düşük devirli olur, çok daha kuvvetli olurlar. Ancak çok geç sararlar. PG makinalar, power gear makinalar, güç makinaları devrinden ötürü, çok geç sardığından ötürü sahteye bir an önce aksiyon verdiremezsiniz. Özellikle de 90 ila 100 metre, 120 metrelerde avlanıyorsanız eğer PG makina çok geç saracaktır. Tie rubber'da kullanacağımız ip nasıl olmalıdır? Biliyorsun. PE1 incecik ip var bunda. Balığımız da yedi. Ocean Angler Slider. Ahmet, demin sana ne dedim? Alırsa bir bu alır dedim. Geldi bak 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 bak. Ey maşallah. Ey maşallah. Ooo. Tie rubber'da kullanacağımız ip PE1, PE1.2, maksimum PE1.5 kullanmalıyız. Kullanacağımız fluorokarbon ise maksimum 30 libreye kadar olmalı. Tie rubber'ın iğneleri neden ufak? İğneleri büyük iğne ile değiştirelim mi? Kesinlikle hayır. Çünkü mercan ve türevleri avına iki defa saldırır. İlk defası ufak gagalamadır. İkinci defasında sert darbesini yapar. İğneleri büyük iğne ile değiştirirseniz ikinci bir dezavantajı, iğne skörtten ayrı gelir. Balık da bunu görür. Önemli olan iğnenin ufak olması, ilk gagalama darbesini yaptığı zaman balığı yakalamasıdır. Balık yeme atak yaptığı zaman asla ve asla tasmalamamalıyız. Tasmaladığımız zaman bu bize balığı kaçıracaktır. Balık ilk atağını yaptığı zaman sarmaya devam edin. Kesinlikle tasma atmayın. Sarmaya devam ettiğinizde mercan ikinci öldürücü darbesini yapmak için gelecektir ve o zaman da yakalanacaktır. Tie rubber'a nasıl aksiyon vermeliyiz? Tie rubber'a uygun olan kamış ve çıkrık kullanmanız gerekiyor. Zaten uygun kamış ve uygun çıkrık kombine edildiği zaman onlar tie rubber'a aksiyon vermektedir. Ocean Angler firmasının yeni çıkardığı Coin Drop'ta aksiyonu nasıl vermemiz gerekmektedir sorusuna gelince de Coin Drop'ta yuvarlak, aynı isminden de zaten anlaşılacağı gibi coin yani bir para şeklindedir. Ocean Angler'ın çıkardığı yeni sahte Coin Drop aynı isminden de anlaşılacağı üzere bir bozuk paraya benzemektedir. Gördüğünüz gibi incecik yapıdadır. Çünkü burada amaç düşüş yapmaktır. Yani burada tayımızı düz sarım yapıyoruz. Evet, ancak Coin Drop'a aynı nasıl bozuk parayla bir yazı turu atarsınız, Coin Drop da aynı o şekilde denizde düşmektedir ve o şekilde aksiyon almaktadır. Aynı bir bozuk para gibi. Şimdi size Ocean Angler Coin Drop'un nasıl rig edeceğimizi, yani nasıl bağlayacağımızı anlatacağım. Ürün 3 parçadan oluşuyor. Kafa, skirt ve iğneler. Misalımızı aldık, kafanın içinden geçirdik. Bu beyaz taraf skirt tarafında, iğne tarafında olacak. Kafadan geçirdikten sonra skirtümüzü alıyoruz. Skirtümüzün içinden geçiriyoruz. Ve ardından iğnemizi bağlıyoruz. Renk seçimine gelirken derin sularda benim her zaman öncelikle tercih ettiğim renk birincisi turuncudur. Neden turuncu sorusuna gelince, genelde tranca, sinerit, trollerin arkasında çamurda gezdiği zaman genellikle jumbo karides, çimçim karides tarzı yemler bulduğu için turuncu rengi çok sevmektedir. Siyah rengin önemi, siyah renk
denizde 90 metrede sadece siyah olarak gözüken, renk değiştirmeyen, aşağı inen tek renk siyahtır. Balık siyahı gece de gündüz de bir suyuliyet gibi görür ve genelde de örnek vereyim, mesela spinavından örnek vereyim size. Dere kenarlarında aktığı yerlerde, suyun bulanık olduğu yerlerde genellikle herkes limon rengi tercih eder. Ancak ben siyah renk kullanırım. Çünkü balığın siyah rengi görmesi daha kolaydır. Fosforlu açık olan renklere oranla. Özellikle bir de kırmızı göz. Kırmızı da oldukça fazla derinde görünen bir renktir. Eski paragatçılar kırmızı, mesela paragatçı balıkçılar kırmızı misina bile kullanmazlardı. Kırmızı oldukça derinde fazla gözüken bir renktir. Daha beyazımsı, daha lumo renklere gelince de, glow renklere gelince, bu sizin tercihinize bağlı. Çünkü glow, tamamen glow olan bütün sahteler Orphos ve Laos balıkların, yani Akyem'i daha çok severler. O yüzden bu tarz glowlu sahteler veya bembeyaz olan sahteler Orphos ve Laos'ların ilgisini çekecektir. Tayrover'da düz sarım yaptığımızda saniyede bir tur çevirerek aksiyonumuzu verdiriyoruz. Balık o gün yeme karşı isteksizse ne yapmalıyız sorusuna gelince, kalamar bacağı ya da ahtapot bacağı takabiliriz. Bu daha çok ufak balıkların ilgisini çekecektir. Trofe balık genellikle kalamar ya da ahtapot bacağı takılmamış haldeki skörte ilgi duyuyor. Elektronik çapayla avlanırken size bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Tayinizin kurşununu alın, 20 metre sağa ya da 20 metre sola doğru fırlatıp o şekilde oradan önünüze doğru getirmeye çalışın. Çünkü elektronik çapayla avlandığımızda belirli bir alan içerisindeki balık sadece yemimizi görebilir. Sineret, tranca, mercan balığı gibi türler Laos ve Orphos gibi taşta sizi beklemezler. Pelecik balıklar avlanmak için taşa gelirler. O yüzden de bizim burada balığın yemimizi görmesini sağlamamız gerekiyor. Balık 20 metre batımızda da olabilir, 20 metre doğumuzda da olabilir. Örnek verecek olursa güzel bir örneğe değineyim. Genelde diyorlar ki balık bulucu balık yazmıyor. Öyle bir şey yok. Balık birden sizin altınıza girip yeminizi alıyor. O zaman da balık bulucu balığı yazıyor. Tayı hakkında bu bölüm anlatacaklarım bu kadar. İlerleyen bölümlerde daha detaylı videolar çekeceğim. Hepimize bol tuzlu günler ve bol trofeler diliyorum.